Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım Bugünkü videomuzda dostlarım bizim koca öküzümüz Yak ile tüm duvarları kıyaslayacağız Kapışmamıza geçmeden önce sevgili dostlar Hızlıca burada bir yakı açalım Yakın adı koca öküz arkadaşlar diğer adıyla Ben öküze hiç ama hiç benzetemedim Daha çok bufaloya benzettim arkadaşlar Sizce yak neye benziyor Sizce öküz mü bufalo mu Tabi boynuzları çıkartırsak köpeğe de benzemiyor değil arkadaşlar Öyle bir tasarımda çizmişler ki Her şeye benziyor Burada yakın arkadaşlar duvar düşmanı zaten Görüyorsunuz burada Ve adeta dört ayaklı bir kuşatma makinası Kocayak arkadaşlar öküzümüz önüne çıkan tüm duvarları yıkma konusunda çok istekli ve arkadaşı yani kahraman arkadaşlar ona e, atadığımız kahraman ölünce de inanılmaz derecede sinirleniyor ve ortalığı yıkıyor. Gerçekten güçlü bir asker ben çok sevdim. Aralarında burada Lassie, Elektro Baykuş, Koca Öküz tek boynuzu at. Bu da 4 tane hayvandan en çok hangisini beğendiniz arkadaşlar? Onu da yorumlara yazarsanız çok ama çok sevinirim. İsterseniz yak vs duvarları bir izleyelim arkadaşlar. O kapışmamızdan sonra yakı biz de test edeceğiz. Yine bir numaralı Godson abimiz çok güzel bir şekilde tasarımlar yaparaktan arkadaşlar bunu kıyaslamış. Zaten burada yakı görüyorsunuz hemen ee sahiplendirmiş. Buradan kıyaslamış çok güzel bir video arkadaşlar. Burada hızlıca bir izleyelim. Burada ilk etapta birinci seviye sonra ikinci seviye sonra üçüncü seviye sonra dördüncü seviye böyle gidiyor son seviye ta ki 14. seviye duvarlara kadar arkadaşlar. Onu da görmüş olacağız. Gerçekten hani sahipsizken bildiğiniz bir bebek ejderinin ee sinirlenmiş halini düşünün arkadaşlar. Bir de sakin halini düşünün. Sakin halindeyken de güçlü ama gerçekten öfkelenince ortalığı yıkıyor, cidden yıkıyor. Bakın gördüğünüz bir seviyede bu şekildeydi. Ortalığı yıkıp geçti. Bir seviye üzerindeki etkisini zaten ee az buçuk tahmin edebiliyorduk. Bir de son seviye üzerindeki etkisine bakın arkadaşlar. Tabi önce bir level duvar bastı arkadaşlar iki levele sonra yavaş yavaş sütun sütun geçecek zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Bir de arkadaşlar iki saniyenizi ayırıp like atarsanız çok sevinirim. Bir 4000'den güzel bir like gelirse 4000 like çok sevinirim. Buradan yine Buffalo yine yıkıyor. Ben Buffalo de demeye devam edeceğim buna. Buffalo ortalığın içinden geçiyor Vallahi Helal olsun. Şimdi ise buradan Hızlıca bakın birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye ve dördüncü seviye duvarları görüyorsunuz. Ondan sonra böyle arka arkaya beşinci seviye olacak. Sonra altıncı seviye olacak. Sonra yedinci seviye. Ta böyle sonun seviyeye kadar gidecek arkadaşlar. Gerçekten ilk seviyelerde normal şartlarda duvar yıkıcılar da aynı etkiyi yaratır. Tokmak da aynı etkiyi yaratır arkadaşlar. Ancak ben ee, bu bu hayvan üzerindeki etkisini çok merak ediyorum. Hani yine ortalığı mahvediyor. Güzel güdümlülerden kaçamazsın dedecik. Yine 5. seviye duvar üzerinde de yine tek attı. Hatta şöyle bir şey vurdu arkadaşlar. Dikkat bir sonraki saldırıda dikkat edin arkadaşlar. E, 4. seviye duvara vurunca 5. seviye bile etkileniyor. O kadar güçlü vuruyor bakın. Vurunca bakın 3'e vurdu 4 dört yıkıldı 4'ten 5'e vuruyor 5'ten 6 böyle 2 kademi yıkıyor neredeyse o kadar güçlü Hani siz hesap edin bir de bunun e, öfkelenmiş halini baya iyi gerçekten baya iyi Aralarından belki iş yapacak olan bir budur. Bir de tek boynuzlu at var arkadaşlar. Şifa konusunda gerçekten iş yapıyor. Onu da belirteyim. Şifa konusunda baya baya iş yapıyor. Bakın bir vuruyor iki kademi yıkıyor. Mesela... 6'ya mu? 7. seviye duvar da yıkılıyor. Birazdan dikkat edin 7'ye vuracak 8 de yıkılacak üstüne arkadaşlar. Hemen buradan 8. seviye duvarı da görelim. Bakın 8. seviye duvarı görüyorsunuz. İyice izlemenizi istiyorum. Buradan bakın vurdu 2 3 de yıkıldı. 3'ten 4 de yıkıldı. Bakın gördünüz değil mi? 7 ile 7'ye vurdu. 8 de yıkılıyor arkadaşlar. Hani 2 kademe aynı anda yıkıyor. Baya iyi bir şekilde hasar da veriyor arkadaşlar. Bakalım bu sefer 8'e vurunca 9 da yıkılacak mı? Onu merak ettim. Güzel. Buradan 5, 6, 7, 8. Aynen 8'e vur aslında şöyle 7'ye vurunca arkadaşlar 8'de yıkıldı ya otomatikman 9'un önünde herhangi bir duvar kalmadı. Şimdi göreceğiz 9'a vurunca 10 yıkılacak mı? Bir bakalım. Güzel 7 ile 8'i yıktı. Abi sen nesin be? Sen insan mısın diyeceğim değil hayvan kendisi. Yani abi hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bu ne? Gerçekten bu ne? Cidden hayvan gibi şey yapıyorlar. Şimdi ise burada ekstra arkadaşlar 9 10'u görüyorsunuz. 11 özür dilerim 11 görüyorsunuz bu son kademede arkadaşlar şöyle bir durdurdum son kademedekini sürekli yükseltecek haberiniz olsun son kademeki kademedeki her zaman yükseltilmiş vaziyette olacak hemen hızlıca vursun bakın 9'u vuruyor bak yıkılmadı dikkat ederseniz 9'a vurdu 11. seviye çok az canı kaldı böyle yani nasıl diyeyim tokat vursan ölecek gibi öyle arkadaşlar o kadar az canı kaldı. Şimdi 9'dan 12'yi görüyorsunuz. Doğru söyledim değil mi? 9'dan 12'ydi. Hızlıca şuradan yıksınlar bakayım. Aynen yine aynısı. 11'in üzerindeki etki, etkisinin aynısını yine gösterdi. Belki o 9. seviye duvar arkadaşlar 10, 12. seviye olsaydı belki 2 vuruşta yıkabilirdi. Yine iyi arkadaşlar 2 vuruş bayağı iyi. Burada 13. seviye duvarları görüyorsunuz. Gayet güzel yine buraları gördük zaten. Yıkısın buraları. Son seviyeyi merak ediyorum ben. İki vuruş mu? Yok tek attı. Yine tek attı arkadaşlar. Yine tek attı. Baya iyi. Şimdi gelelim. Ben merak ettim. Doğru mu söyledim onu? Tamam bir an emin olmak için hesabıma baktım burada. 12. seviyeymiş. Tamam bunun bir üstü. 13. seviye oluyor. Bunun bir üstü de 14. seviye. Son seviye oluyor arkadaşlar. Hatta şuradan en iyi oyunculara bakalım. Biz burada dünya birincileri paraya basa basa fullediler zaten. Şuradan bu adam hiç basmamış lan şaka gibi. Abi lafı ağzına tıktığın için teşekkür ederim. Eksik olma çan çin çan kardeşim. Şuradan bakalım. Şöyle herhalde üçüncüler dördüncüler fullemiştir duvarları yavaştan. Oğlum bunlar niye duvara basmıyor abi? Harbiden duvar basmıyor bunlar. Yani kimse de 14. seviye duvar yoktu arkadaşlar. Girdim yine bizde varmış. Yani gerçekten dünyanın birincisinde bile 14, 15. seviye duvar yoktu arkadaşlar. Yani burada 15. seviye duvar var. Yanında da 14. seviye duvar var. Hızlıca şuradan eee. Tekrar başlatalım. Şuradan zaten son seviyelere gelmek üzereyiz. Buradan 14. seviye duvarı da göreceğiz. 2 vuruş mu yok. Yine tek vuruş arkadaşlar. Yine tek vuruştan içinden geçti. Birazdan biz de deneyeceğiz bu, bu yakçığımızı. Bu yakçık acaba e, seviye kademesiyle mi bu öfke özelliği açılıyor. Yoksa bir seviyede de mi öfkeleniyor. Onu merak ettim. Denemek istiyorum. Ve 15. seviye duvarı da aynı şekilde tek attı. Ancak şöyle bir istisna var arkadaşlar. 2 tane 15. seviye olursa eğer. Bakın olursa. Eğer diyorum ee, şey yapamaz ee, tek atamayabilir onu da belirteyim arkadaşlar. Mesela şuradan bir duvar yüzüne basalım mı basmayalım hiç gerek yok. Taşkın abimizin hesabındayız. Ondan habersiz hiçbir şey yapmak istemiyorum ama şuradan bir yakı basmak istiyorum arkadaşlar. Bir alıştırma kısmı var mı? Şuradan üçleyebilir miyiz bu köyü? Yakı denemek istiyorum ya da ilk birinci seviyede deneyelim sonra normal bir saldırıda deneyelim arkadaşlar. Tekli oyunculara gir bakalım gir 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 şuralara bir gir. Şimdi ödeşme kısmına bir seviye pek e, seviyesine gelelim abicim. Yakçık nasıl yapabiliriz? Şöyle bıraksam kraliçeden hızlı mısın? Kraliçeden hızlı mısın? Kraliçeden hızlı değilsin. Vallahi yakçık birazcık daha hızlı olmanı bekliyordum şahsen açık konuşayım tek atacak. <laughs> tek atacak ben kraliçeden hızlı olduğunu düşünüyordum meğersem değil misin aynı hızdalarmış. Biz en iyisi saldırılarda gösterelim arkadaşlar. Abo 1 milyon. Öf. 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 Dalar mıyız? Dalar mıyız? Türkçeme bak. Dalar mıyım abi buna? Dalarım. Nasıl dalarım? Balıklama dalarım. Şuradan temizleyelim. Şöyle şuraları alalım. Altın lazım zaten arkadaşlar. Şöyle temizinden süper barbarlarımız iyice bir temizlesin. Abi şu barbar inmiyor musun? Ha, indi gayet güzel. Şuraları temizledik. 30 tane barbar. Yarısını ben burayı için mi kullandım? Nalet gelsin. Şimdi nasıl yapabiliriz? Kraliçemiz için güzel soru. Keşke kraliçeyi barbar krala değiştirseydin de. Neyse önemli değil, önemli değil. Şuradan merkez binayı kesinlikle alacağız. Buradan merkez binayla aldığımız gibi şuradaki iki birliği de almak istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Şöyle buraları temizleyelim gençler. Uçan kışlarımız yok. Sağlık olsun, önemli değil. Şuradan şunları da yolla. Kral Kraliçe Büyük koruyucuyu yerden yatıracağım abicim. Gayet güzel. Şuradan da bunu atalım. Yolla bunu abicim. Yolla 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 yolla. Süper barbarları da gönderelim buradan. Bir öfke büyüsü. Gayet güzel tatlı olacaktır. Güzelce içeriye doğru ilerlesinler. Şuradan geri kalan öfkelerimizi atalım. Yakı izlemek istiyorum gençler. Yakı izlemek istiyorum. Şuraya da bir dondurma atayım. Şuraya da bir dondurma atayım. Büyük koruyucumun özelliğini kullanacağım. Yakçık neredesin yakçık? Yak yak. Yak deme öldüm. Abicim deme öldüm. Şurayı bir öfke büyüsü dağıtacağım. Ha burada yakçık. Bak bak bak. Fena vuruyor ha. Harbiden aslanım benim. Duvara da bir tane koy. İki gözümün çiçeği. İki gözümün çiçeği. Şurayı bir öfke büyümüz, öfke büyüsü atmamız yok mu? Gayet güzel. Şuraya tekrar bir dondurma. Köy mi de? Sen şaka yapıyorsun ya. Ben bu köyü işlemek istemiyordum aslında. Önemli değil. Yak. Yak bayıldı yak. Nalet olsun. Önemli değil önemli değil. Şuradan aslında bir dondurma atsarsam eğer. Aa donmadı mı lan? Tekli cehennem. Şey tekli cehennem diyorum arkadaşlar. Taktik hava uçağı donmasını bekliyordum şahsen. Açık konuşayım donmasını bekliyordum. Sağlık olsun. Köyü üçlü şey yemedik. Daha taktiksel dalsaydım arkadaşlar. Emin olun üçlerdim ben üçlemek için girmemiştim. Lan acaba bu barbar kral ölürse şuradaki tek boyunuzda ata ne olacak? Lan tek boyunuzda at. Tokatlık cana kaldı. Heh Kimi iyileştireceğim? Kimi iyileştireceğim merak ettim. Aa, kraliçe iyileştiriyor ama kraliçe de öldü. Tamam önemli değil, önemli değil, önemli değil. Şimdi buradan büyük koruyucumuzu iyileştiriyor. Hiç gerek yok. Biz çıkalım abicim. 1 milyon ganimetimizi aldık. Barbarlarla saldırdım. Yani normal saldırsam bu kadar belki hiç saldıramayabilirim arkadaşlar. Şuradan hızlıca isteğimizde yollayalım. Hatta yedek orduyu da böyle hızlıca basayım arkadaşlar. Yedek ordumuz da çıksın. 3 tane dondurma e pardon 3 öfke 5 dondurma var. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Yakı gördünüz arkadaşlar ne kadar güçlü olduğunu. Niye yaktı? Nerede lan yakıya gösteremedim. Ha, Yakı gördünüz arkadaşlar ne kadar güçlü olduğunu. Bir daha test etmek istiyorum. Diğer saldırıda yapacağım. Bu sefer üçlemek için gireceğim. Bakalım ee, gerçekten bu sefer destek sunacaklar mı bize? Hadi bakalım. Hero'larımız uyansın. Geliyorum ben. Böyle bir milyonluk bir köyü bulursam çok güzel olacak az önceki köy gibi arkadaşlar böyle 1 milyon gayet güzel hem bizi tatmin edecektir çünkü savunmalar ciddi anlamda çok ama çok pahalı arkadaşlar köy binası 14'te yani 1 milyondan aşağı kesinlikle dalmayın Vallahi zarar edersiniz benden size tavsiye bak bu 900 bin ama bu adama dalsam mı dalmasam mı çok kararsızım aslında dalınabilir bu köy işler miyim lan bir dakika hop 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 yak yak hazır mısın İnşallah kalan kalem boştur Güzel boşmuş. Lan oha, sakin 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 sakin. Yak. Şu an tüm her şey senin elinde. Duvar ekman gerekiyor. Duvar akıcımız yok. Şöyle şunları yollayalım. Yakçık hadi senin sıra. 1 2 3 3 vuruşla yıktı güzel. Kraliçemi, büyük koruyucumu ve kraliçe şampiyonumu bırakıyorum buradan hızlıca. Yak. Bak gözümü kara çıkarmıyorsun güzel kardeşim benim. Aslan parçası duvara bir çak bakayım. İki gözümün çiçeği. İşte bu be yak dediğiniz böyle olacak arkadaşlar. Büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım. Buradan dondurma bir dondurma iki. Gayet güzel zeplini bırakmayı unuttuk lanet olsun. Hızlıca güzelce içeri yönlendiriyorum. Kraliçemin özelliğini basacağım. Bir dondurma daha atmamız yok mu? Şuraya bir öfke büyüsü daha atmamız yok mu? Gayet güzel bir şekilde şuraya da bir dondurma daha atacağım. Kralımın özelliğine basayım. Şuradan bir öfke büyüsü. Şuraya bir dondurma büyüsü. Bir üçlük geliyor mu yoksa? Bir üçlük geliyor mu yoksa? Kraliçe ve yak hala ayakta. Bak 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 aslanım benim. Kraliçeme nasıl nasıl destek veriyor iki gözümün çişi. Ben yakı seviyorum ya. Favori askerim artık yak arkadaşlar. Kraliçemizi de özelliğini kullanalım. Zaten bir şey kalmadı. Tar temiz bir üçlük attık. 900 binimizi de aldık. Ve 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 yak, yak öfkelenince de çok iki kat güçleniyor ha. Harbiden. Onu söyleyeyim yani. Ya güçlenince kimse onu tutamıyor arkadaşlar. Ne kaldı lan? Ha şu köşede bir tane kalmış. Gayet güzel bir üçlük attık. Onu da belirttim. Hani süper barbarların gücünü hafife almayın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Apo. Apo. Gani. Abim çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Uzun zamandır böyle ganimet görmüyorum. Küçük hesaplar kasa kasa arkadaşlar. Bunlar çok çok ama çok bana büyük gelmeye başladı. Bir toplayalım. Abim neredeyse biz videoya başlarken kaç milyondu lan? 2 milyon biz kastık zaten videoda. 2 milyon da bonustan geldi. Ge Oha çok kasmışız lan Ay ayaküstü. Harbiden diyorum çok fena ganimet kasmışız. Laboratuvarda da yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani kasacak hiçbir şey yok. 2 tane burada askerimiz kaldı. Onları da basarsak zaten hesap fullenecek. Fullenme yoluna da gidiyor yani yavaş yavaş. Bakalım şuradan aslında bir tane şeye bassam. Kaya saçar ama neyse basmayayım ben taşkın abi uyuyordu arkadaşlar hani gece saatlerini çekiyoruz doğrusu doğrusu sabah video çekmem imkansız geceden videolarımı hazırlıyorum sokuyorum sizlere atıyorum neyse bu videomuz da güzel bir video oldu arkadaşlar umarım umelim umelim umarım. umarım sonuna kadar izlemişsinizdir bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın adios amigo bye bye